Tamam mı? Arkadaşlarına da söyle. Hadi. Koş. Git oraya. Git otur. Sonunda şu maviler bir başkan hoş geldiniz. Ahmet Sıran'ın. Teşekkür ederim. Tamam. O da yol bakımı. Evet. Başkanım. Şimdi bizim yolumuz Büyük Yalı Kavşağı'ndan Samandıra Kavşağı'na, TEM Samandıra gişelere bağlıyoruz. Evet. Şimdi D100'den gelip Sancaktepe, özellikle Sultanbeyli, Uğur Mumcu'ya, Kaçık tarafına gidenler şuradan Kartal'a gelip şu yolu takip ederekten TEM'e gidiyordular ve şu arada yoğun bir trafik oluşturuyordu. Şimdi burası açıldığı zaman yaklaşık bir 40 dakikalık trafik 10 dakikaya düşmüş olacak. Ayrıca güzergah üzerine de Maltepe Üniversitesi ile Maltepe Cezaevi de var. Burada. Bu projemiz kapsamında, başkanım şuradan gösterirsek, toplamda şu maviler tamamlanmış olanlar, 11 tane alt geçildi, 10 tanesi tamamlandı. Şu anda sözleşmemiz tamamlandığı için geri kalan işlerimizi İstanbul tarafından bitireceğiz. Bir tane alt geçit, artı aydınlatma, artı otokorkulukları. Toplamda burada 2x2 uzunluk olarak 5.6 kilometre yol yapıldı. Toplamda 13 kilometreye geliyor. 2x2 şerit olarak. Maltepe Üniversitesi tarafında bir tane rezerv, bir üst geçit bıraktık. Onlar buraya bir tıp fakültesi yapacak şu bulunan tarafa. Burada da üniversitemiz var. Şuraya bir tıp fakültesi yapacaklar. Biz de burada bir üst geçit bıraktık. Yolu da görürsünüz. Sağında solunda yol yok. Daha sonradan bu yol kesilmesin diye o da düşünülmüş protokol kapsamında. Şurada başkanım. Evet başkanım. Araç yolu. Şuraya tıp fakültesi yapılınca buradan buraya geçiş olsun diye planlarda. Şurada bir kapalı dere yaptık başkanım. Özellikle burada sel baskınları oluyordu. Yakın zamanda da yaşanmıştı. Burada bir lojistik şey var, gümrüğün merkezi var. Burayı su basıyordu. Burada da dereyi kapalı kesit olarak götürdük. Taşkınların da önüne geçmiş olduk. Şu yapılmayan kesim şurası başkanım. Şu kısım. Burada 11. alt geçitimiz var. 10 tanesi tamamlandı. Bir 11.'si yapılacak. Bir de bir miktar yol çalışması yapılacak burada. Kalan da bir kısım yerlerde aşınma tabakaları tamamlandı. Son seviyede tamamlandı yollarımız. Bazı yerlerde de binler ve aşınma tabakalarımızı havaların düzelmesiyle beraber tamamlayıp işte Haziran sonu gibi burayı komple hizmete açmayı düşünüyoruz. Haziran sonu. Evet. Parça parça da bazı talep edilen yerler var. Biten. Parça parça hani bitirdiğimiz yerleri rahatlatma amacıyla hizmete alabiliriz. Onda planını yapıyoruz. Tehlike doğurmuyorsa olur tabii. Tabii şu an üniversite tabii büyük oranda eğitimde değildir herhalde değil mi? Evet. Önemli bir yol herhalde. Evet başkanım. Haziran doğru bir takvim ama bir aksama yaşamamamız lazım. Yok başkanım şeyi daha da erken de çekmeye çalışacağız. İston'la devam güzel edeceğiz mevcut. İşte başkanım proje kapsamındaki otokorkuluklu işte yönlendirmedir. Bunların terminlerini de düşünüyoruz. Hani takdir ederseniz havalar düzelince bütün firmalar aynı tarihte sipariş verince o terminlerde aksama yaşamamak için de şimdiden plan yapacağız yani. Aydınlatması ve evet, aydınlatma direkleri. Evet, evet. Otokorkuluk aşınma. Güzel. Özellikle pandemi. Oradaki trafik için önemli bir iş olacak. Çok yani. Direkt bayağı rahatlatıyor. Evet. Haziran'da bitirmek isterim. Çok teşekkürler. Ama şimdi onu bahsettim. Başkanımız da mutlaka görelim bir gün dedi. Ona özel lütfen, bir plan yapalım. Lütfen. Şurayı da bitirmiş oluruz belki. Haziran gibi bitiş takvimi var. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Belki de böyle bir müşterek şey yaparız. Tamam, ben inşallah burayı gelir görürüz. Hem sizi ziyaret ederiz. Tamam, inşallah. Gündemimizi alalım. İnşallah. Ekiple konuştuk biz. Bugün herhalde başka programlar varmış. Onun evet, evet. Sağ olun. Şey hızlı hızlı böyle adım adım başka programlarımız var. Onları bir aksatmayalım istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyisiniz değil mi? Çok şükür. Biraz daha uzaktan eğitim vesaire. Evet, öğrencisiz okullar keyifli olmaz elbette. Özlüyormuş insan gerçekten. Özler. Bu kadar olacağını yani düşünmedik ama herkes özlüyor. Yeni bir dönemin böyle bir şeyi gibi. Evet. İnşallah hayırlısıyla atlatırız diye umuyoruz bu sene bakalım. İnşallah. Size de kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sayın Heyet Başkanınıza da selamlarımızı iletin. Evet, şu anda üzerinde bulunduğumuz otoyol gerçekten bölgenin, yani Bostan'dan başlayan Sancaktepe'ye doğru, Sultanbeyli'ye doğru E5'ten TEM yoluna geçen alanda çok ciddi bir rahatlık sağlayacaktır trafiğe. Daha önce Kartal üzerinden bağlanıyorduk ama şimdi bu yolun açılmasıyla birlikte sanıyorum bölgede yaşayan hemşehrilerimiz müthiş bir rahatlığa kavuşmuş olacaklar. Hepimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye'mize de katkılar için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii güzergahlar önemli. Bazen çok sıkışık anların yaşandığı İstanbul'un belli noktaları var. Buradaki yolumuz da gerçekten Anadolu yakasında E5 ve TEM hattı üzerinde çok ciddi bir rahatlama sağlayacak. Tabii güzergah üzerinde aynı zamanda bir takım dere ıslahı çalışmaları çok değerli oldu. Bir takım taşmalar engellendi. Aynı zamanda çok özel faydalanacak kurumlarımız da var, Maltepe Üniversitesi gibi. Dolayısıyla güzergah çok değerli bir güzergah. Yaklaşık 5,6 kilometrelik bir hat, 2 gidiş 2 geliş. Bütün eksikleriyle asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah bahar sonunda Haziran ayı itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi belki de 30-40 dakikalık bir sıkışma hattının yerine böyle bir 10 dakikalık yolculukla E5'ten, Maltepe'den hemen Sancaktepe, Sultanbeyli hattına doğru TEM yoluyla buluşma imkanı sağlayacak. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. İnşallah Haziran ayında geliriz. Buradan araçlarımıza geçeriz. Etrafı da ziyaret ederiz. Şimdiden hayırlı olsun.